Biz oğlumla işlerimizi bitirdik, eve dönüyoruz. Ama canımız biraz gezmek istiyor. Olur tabii. Dikkatli olun ama. Tabii ki oluruz. Sonra belki sen de gelirsin ha? Benim işlerim var biraz canım. Nereye gideceksiniz? Bilmem. İşte sahile, Beykoz'a mesela. Söyle. Tamam, Yasemin Hanım Beykoz'da. Parkta oğluyla geziyorum. Tamam. Temiz hava da aldık bol bol. Bak, yanaklar pembe oldu hemen. Hanımım, siz biraz dinlenin. Yok, gerek yok. Hadi gel otur. Hoppa. Ne oldu Halil? Durdu mu Yavuz bir yerde? Durdu abi. Beykoz korusuna gel. Ne? Tamam Halil, yakınız, biz geliyoruz hemen. Yasemin'e gidiyor bu herif. Aç şunu Yasemin, hadi aç şunu. Çabuk Eşref, çabuk! Tamam abi, tamam. Merhaba Yasemin. Ne işin var senin burada? Konuşmaya geldim Yasemin. Yarım kalmıştı söyleyeceklerim. Savaş yüzünden. Konuşacak bir şeyin yok benim seninle. Git buradan. Öyleyse dinlersin. Dedim ya Yasemin, baş başayız. Korumaların benim korumam altında şimdilik. Ya ne biçim bir adamsın sen ya? Aşık bir adam. Sen böyle bir şey bilmiyorsun Yasemin. Yaşamadın. O kadar seviyorum ki seni. Benimkinin yanında savaşın aşkı hiç kalır. Yasemin! Yavuz! Yasemin, ben senin için... Yasemin! Yasemin, iyi misiniz? Abi yaşıyor. İyi misin canım? Eşref! Yasemin! Bir şey yok değil mi? Gel. İndirin silahları! Kadının çocuğun yanında kurşun atıldı! İndirin silahları dedim!
Başka birinin işi bu, indirin dedim! Al, gel gel. Gel. Eşref! Hemen eve götür. Tamam abi. Anam. Yavuz'u benim arabaya taşıyın çabuk! Hadi bakalım. Dur. Saçmayın. Tamam tamam. Hanımım iyi misiniz? Dayan. Geldik neredeyse hastaneye. Dayan. Hızlı. Daha hızlı. Yaşayacaksın. Duydun mu beni? Geldik neredeyse. Yasemin. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle, iyi bakın kendinize. Gel anne. Oh kızucuğum. İyiler değil mi Eşref? Tamam oğlum, anladım. Nazan, Baran'ı yukarı çıkar. Kiraz. Yine ne oluyor Pala? Kim iyi mi, ne oldu? Abla. Ay yüreğime mi indireceksin sen benim? Hadi söyle ne oldu? Yasemin'le Ömer'e ateş açılmış. Ne? Abla sakin ol. İkisi de iyiymiş. Yavuz kendini siper etmiş. Savaş onu hastaneye götürüyor şimdi. Ne? Ay. Yavuz mu? Abime ne olmuş? Torunum. Torunum nasılmış? Hiçbir şey yokmuş abla, çok şükür. Eve geliyorlar zaten. Ay. Hemen hastaneye gidiyorum ben. Tamam ben de geliyorum. Ay. Annem. Ay. Anne. Ay Allah'ım yarabbim. Sen bin kızım arabaya. İsmail. Buyur abi. Yasemin'le Ömer'e ateş açılmış. Ne? Dinle şimdi. Yavuz da oradaymış, durum karışık. Herkes gözünü dört açacak. Kuş uçmayacak evin etrafında. İhmal görürsen herkesin burnundan getir. Emredersiniz abi. Müsaade edin. Yavaş yavaş. Tamam. Saçma saçma. Yavaş. Yavaş. Tamam. Tamam. Sarsmayın. Bu taraftan. Dikkat edin. Çabuk çabuk acele edin. Bu taraftan. Siz lütfen dışarıda kalın. Monitörize edelim. Tamam efendim. Oksijen bağlayın. Tamam efendim. Damar yolu açılsın. Ameliyathaneye hazırlasınlar. Arıyorum hemen.
kan grubunu tespit ettiniz mi? Evet. Kan bankasını arayın hemen. Tamam. Ameliyathaneye B grubu RH pozitif kan gönderin. Kanı hallettim efendim. Tamam. Nabız tansiyon kontrol edilsin. Ne kurşunu Fidan Hanım? Ne diyorsunuz siz? Duymuyor herhalde. Biz de bilmiyoruz ki. Torunum benim. Ah canım benim. Ay. Ah Ömer'im. Ah. 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 Ha geldiler. Geldiler çalışkın yarabbim. Ömer'im gel, 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 gel. Oh. İyi misin yavrum? Korkudan öldük. Oh. Oh. Ne oldu size böyle kızım? Ah, ah. Oh. İyi misin Yasemin? Ne oldu? İşe gitmemiş miydin sen? İçeri geçelim de bir nefes alsın Şahnur Hanım. Yok bir şey, yok bir şey, yok bir şey. Bilmiyorum. Çok kritik. Hemen ameliyat alıyoruz. Hemşire hanım biraz çabuk olun. Yarı iyice temizleyin. Ameliyat ekibi hazır mıymış? Evet efendim, bizi bekliyorlar. Tamam. Yeterli miktarda kan varmış efendim. Nabız hala düzensiz. Yavrum benim. Tansiyonu düştü herhalde. Çok bitkin. Kiraz, bir tuzlu ayran yapın hemen. Çabuk. Ya Ömer'e bir şey olsaydı? Allah Yavuz'dan razı olsun. Torunumu bana bağışladı. Ama o ne arıyordu orada? Abla. Dur bakalım, bir soluklansın kız. Ya Ömer'e bir şey olsaydı? Sakin ol kızım, geçti bak. Ömer iyi, sen iyisin, çok şükür. Korkma ya. Ya Ömer'e gelseydi, of. Acele edin. Abi! Abi! Ne oldu? Kim yaptı sana bunu abi? Abi ne olur anne! Bir rica sakin edin olun. Doktor! Sakin olun. Onu, elimizden geleni yapacağız. Sakin olun. Çiçek! Dayı! Yaşatacaklar değil mi dayı? Savaş kim yaptı bunu? Kim vurdu abimi? Bilmiyoruz Çiçek. Bilmiyoruz. Ömer'im, benim güzel torunum, yavrumun yavrusu, canım benim. Yasemin, yavrum, canım. Topla Ömer'im, kendini ne olursun. Yavrum benim, canım. Ay güzelim. Karnındaki bebeği düşün. Ay, ay, ay. Bu korkuyla bir de ona bir şey olursa ne yaparız biz? Yapma böyle anneciğim. Ah. Savaş. Nasılsınız Yasemin? Ömer nasıl? Aklım sizde. Nasıl olalım? Elim ayağım titriyor hala. Ömer sakinleşti biraz. Uyutacağım birazdan. Sen nasılsın? Fena değilim. Yavuz'u ameliyata aldılar. Bekliyoruz.
Yaşayacak mı? Bilmiyorum. Ameliyattan sonra belli olur. Savaş ne oldu böyle? Ne bu başımıza gelenler? Orada mısın? Buradayım. Geçti canım, kurtuldunuz. Önemli olan bu. Çok sarsıldım. Dinlenmeye çalış. Konuşuruz sonra, tamam mı? Olur. Sen de ne olur dikkat et kendine. Güzelim de bir tane, ah canım benim canım, ah şekerim de bir tane. Savaş. Oğlum nasıl oldu bu? Buyur hanım. Sağ ol. En son konuştuğumuzda izini bulduk falan dedim bana. Evet dayı, bulmuştum. Yasemin'in peşindeydi Yavuz. Anlamadım. Hemen oraya koştum. Yasemin'le Ömer'in yanındaydı. Ben daha yanlarına yetişemeden bir araba daldı oraya. Ateş açıldı. İyi de kim açtı işte ateşi, kim? Bilmiyorum dayı. Ama bu işin içinde bir iş var. Nasıl yani? Ben Yasemin'le Ömer'in hedefte olduğuna inanmıyorum. Hangimizde var kadına çocuğa kurşun sıkma adeti? Başka bir şey var bunda. Nazan, canım. Bora, Yavuz vurulmuş. Ne? O herif mi? Kim vurmuş? Bilmiyoruz Bora. Ama olay olduğunda Savaş, Yasemin, Ömer de oradaymış. Burada durum çok karışık. Bu gece bekleme bizi. Nazan, ben de geleyim mi? İster misin? Hayır, sağ ol, gerek yok. Peki. Nazan, kendine dikkat et, ne olur. Tamam. Sağ ol. Savaş Bey. Buyurun memur bey. Geçmiş olsun. Sağ olun. Savaş Bey. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii, buyurun. Pala dayı. Söyle kızım. Savaştan mı şüpheleniyor polis? Efendim? Yok, hayır, sanmam. Dayı doğruyu söyleyin bana. Çiçek, sen ne dediğini farkında mısın? Ama dayı, ne oluyor anlamıyorum ki. Savaş gitti abime yumruk attı. Çünkü Yasemin'le çalışmasına kızmıştı. Hak veriyorum ona. Abime de söyledim bunu. Ama sonra başka şeyler mi oldu? Hiçbir şey anlatmıyor ki bana Savaş. Anlatmıyorsa bir bildiği vardır Çiçek. Yalnız bir daha böyle bir soru sorma bana. Senin aklından bile geçmemeli Savaş'tan şüphelenmek. Olur mu hiç öyle şey Abbas'a? Savaş kan bitsin diye bunca uğraşırken kalkıp da Yavuz'u niye vursun? Böyle diyemedin mi Van'dakilere? Ortalığı yatıştıramadın mı? Hadi. Ne oluyor abla? Kiminle konuşuyordun? Abbas'a. Yavuz ağayı Savaş ağa mı vurdu diye soruyor. Nereden çıkarıyorlar böyle şeyleri? Bütün Van bunu konuşuyormuş. Eyvah. Aşiretler arasında vaziyet böyle görünüyor desene.
Suç Savaş'a, bizim aşirete kalacak yani. Abla, kan davası. Fidan! Dur bakalım. Polis geldi hanım ağam. Buyurun memur bey. Yasemin Üslüm burada mı? Evet. Bizimle karakola gelmesi gerekiyor. Ne için? İfadesini alacağız hanımefendi. Bir silahlı saldırı olayı olmuş. Kendisi tanık. Çağırır mısınız? Karakola götürmeseniz, kendisi benim gelinim olur. Korkmasın şimdi. Burada alıverseniz ifadesini ha. Abim nasıl doktor? Kurtuldu değil mi? Zor bir operasyon oldu. Kurşunları çıkardık ama bir tanesi tehlikeli bir bölgeye isabet etmiş. Her an yeniden kanama yapabilir. Kontrol altında tutacağız. Ama yaşayacak değil mi? Yaşam fonksiyonları yerinde. Ama çok kan kaybetmiş. Bilinci açılmadan kesin bir şey söylenemez. Bilincinin açılması ne kadar sürer? Şu anda kesin bir şey söyleyemeyiz. Beklemekten başka çaremiz yok. Geçmiş olsun. Ben de ne olduğunu anlamadım. Bir anda silahlar patlamaya başladı. Kim yaptı bilmiyorum. Peki siz Yavuz Bey'le mi buluşmuştunuz? Sık görüşür müsünüz? Hayır, hayır. Tabii ki hayır. Daha neler göreceğim ya Rabbi. Şu hale bak. Gelinim dediğim kadın eve polis getiriyor. Öyle deme abla. Şahit diye dinliyorlar işte. Kızın ne suçu var? İşe gidiyorum diye evden çıkmadı mı Fidan? Sonra neye karıştı da bunlar oldu ha? Çiçek. Sağ ol. Biz niye buradayız Savaş? Neler oldu böyle? Ben niye abim ölecek mi korkusuyla yaşıyorum? Niye buluştunuz o parkta? Söylemiştim abime. Yasemin'le çalışman hata demiştim. Neden gitti Yasemin'in yanına hiç anlamıyorum. Abin gözlerini açınca bunların hepsini ona sorarsın. Ya açamazsa gözlerini? Abin yaşayacak Çiçek. Yaşamak zorunda. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne soruyorlar? İşte neler olup bittiğini soruyorlar. Ben de anlattım ne olduysa. Kimden şüpheleniyorlar, bir şey dediler mi? Abla, kızcağız perişan zaten. Bir de sen sorgu suale başlama, dur. Hadi kızım, dinlen sen biraz. Bir şey söylemediler Şahnur Hanım. Ömer'e bakayım ben. Yalnız bırakmayacaksın değil mi? Biliyorum bırakmayacaksın. Çok güçlüsün sen.
abimsin benim. Dayanağımsın. Bak iki can kurtardın bugün. Ömer'i annesine babasına bağışladı. Karşılıksız kalmayacak yaptığın iyilik. Şifa bulacaksın abicim. Hastamız yalnız mı? Yok, kardeş içeride. Bakın, burada beklemenizin bir faydası yok. Sabaha kadar uyanamaz zaten. Merak etmeyin. Biz yakından takip edeceğiz. Siz de gidip biraz dinlenin artık. Hadi. Doktoru duydun Çiçek. Hadi sen de dinlenirsin biraz. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Gidemem. Ben Çiçek'le kalırım. Hadi bir daha ara bakalım Pala'yı. Nerede kaldılar? Abla demin aradım ya. Ben izninizi isteyeceğim. Anne sen de yorgunsun. İzninizle ben de çıkayım. Çok yorulduk hepimiz. Evet, yorulduk. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Sonra da iyi geceler. Efendim Yahya. Doğru duymuşsunuz. Ama endişelenecek bir şey yok, merak etmeyin. Hayır, sakın annemi buraya getirme. Peki ver. Alo anne. Abim iyi, ameliyattan çıktı. Doktor bünyesi çok kuvvetli diyor, merak etme. Hayır gelme anne. Doktor ne dedi? Üzülüp sıkılmayacaksın, tansiyonun var demedi mi? Tamam, ben sık sık arar bildiririm durum zaten. Görüşürüz. Arka arkaya o kadar çok acı yaşadı ki. O ne oldu, ölümle pençeleşiyor diyemedim. Savaş oğlum. Yasemin'le Ömer nerede? Yukarıda odadalar. Oğlum ne oldu böyle? Savaş. Uyandırdın mı sen? Hayır, hissettim burada olduğunu. Oh, yanımdasın çok şükür. Buradayım canım. Buradayım.
Öyle korktum ki Ömer'e bir şey olacak diye o kadar çok korktum ki bugün. Geçti artık. Geçti Can, tamam. Bir şey söyleyeceğim sana. Sonra konuşalım mı? Hadi sen uyu şimdi. Sen ne yapacaksın? Annem çok meraklı. Onunla konuşacağım biraz. Savaş, gel. Gel anlat artık ne anlatacaksan. Bende hal kalmadı artık. Neler oldu orada? Kim ateş etti? Bilmiyoruz anne. Ateş açanlar Yavuz'un adamları değil. Ha. Başka birileri. Şu an bilmiyoruz. Ama mutlaka öğreneceğiz. Van'da ortalık karışmış oğlum. Yavuz ağayı savaş mı vurdu diye kaynıyormuş ortalık. Yakında anlarlar öyle olmadığını. Çocuklar da birkaç gün okula gitmesin. Yavuz ayağa kalkıncaya kadar bekleyelim. İnşallah tez zamanda iyileşir. Ha tabii Yavuz orada ne arıyordu diye soracağım ama baksana iyi ki oradaymış. Ay yoksa Allah korusun Ömer'im de yoktu şimdi Yasemin de. Ha dün katildi bugün kahraman oldu öyle mi anne? Öyle deme kızım. O kurtarmış işte Yasemin'le Ömer'i. Ayrıca ben kimseye kahraman demedim Nazan. Allah Yavuz'dan razı olsun dedim. Haksız da değilim herhalde. Ablam başka bir şey demek istedi anne. Tamam şükredelim. Ama Yavuz'un daha önce ne yaptığını da unutmayalım. Aynı. Şu an için bir değişiklik yok. Kendine gelmesini bekliyoruz. Tekrar geçmiş olsun. Savaş. Sana bir şey söyleyeceğim demiştim ya. Evet. Bu adam Yavuz. Bana aşık olduğunu söylemişti. Dün ben yetişene kadar bir zarar vermedi değil mi herif size? Çıkayım ben aşağıda işlerim var. Nen var yavrum? Bir şeyim yok anne. Oh, my God.
Bir şey ister misin? Yok. Agamız gözünü açtı. Açmadı. Çiçek kızım, sana bunu nasıl deyim bilmem. Lakin sormak da benim vazifemdir. Söyle Reşit Ağa, neymiş vazifen? Memlekette dolanan haberler kötü. Yavuz agamızı vurdurtan, pusuya düşüren Savaş Ağa'dır deniyor. Hakikati var mıdır? Bizi birbirimize düşürmek isteyenlerin uydurması bunlar. Savaş Ağa abimin yanındaydı. Beşir sakinleşti mi biraz? Tam değil. Öldüreceksiniz diye emir verdiydi. Ama şanslıymış herif. Fazla hızlı hareket etti Yavuz. Beşir içeri düşünce irtibatını kesti. Eli kolu bağlanacak sandı. Yerini oynamaya kalktı. Beşir de cezasını kesti tabii. Ne olacak bundan sonra? Aklı varsa adımlarını dikkatli atacak Yavuz. Olacağı bu. Eşref. Buyur abi. Yavuz'u vuranlarla ilgili bir haber var mı? Araştırıyoruz. Eşref. Bu işi bir an önce çözmemiz lazım. Biliyorum abi. Yoksa bu işi bizden bilecekler. Unutma dediğim. Giy bakalım. Şu kolunu da sok. Oy oy oy. Günaydın Şahnur Hanım. Günaydın Yasemin. Torunumu bir göreyim dedim. Canım. Nasılmış benim oğlu? Rahat uyudu mu gece? Hı hı. Bir iki kere uyandı ama ben daha çok huzursuz olur diye bekliyordum. Maşallah ona. Az şey atlatılmadı Yasemin. Savaşında yüzünden düşen bin parçaydı sabah. Biliyorum. Haklı tabii, ne yapsın? Neyse, sizin huzurunuz bozulmasın da bu olanlardan. İkinizin de sinirleri çok yıprandı çünkü. İyiyiz biz Şahnur Hanım, merak etmeyin. Hakan Bey ile Pelin Hanım geldiler Yasemin Hanım. Öyle mi? Geliyorum hemen. Gel şunu da bağlayalım. Hanimiş. Anne ben bitirdim, hazırım. Oh. Ben de bitirdim. Aferin. Ama çocuklar bugün okula gitmeyeceksiniz. Size bugün tatil. Hey! O kadar sevinmeyin. Yine de evde dersinizi çalışacaksınız. Haldun abiniz yardım eder değil mi Haldun? Hadi hadi gidin değiştirin üzerinizi. Abi beni bekle. Hadi anne. Oğlum. Neyin var? Yok. Yok bir şey anne. Odamdayım ben. Haldun. Büyük geçmiş olsun. Akıl alacak iş değil. Gerçekten öyle.
Yasemin'i aramıştım akşam. Sesini öyle duyunca neye uğradığımı şaşırdım valla. Evet, ucuz atlattık gerçekten. Savaş, Çiçek abisinin yanında herhalde. Hastanede, evet. Ben de oraya geçeceğim şimdi. Yavuz Bey'in durumu nasıl? Bir değişiklik yok. Ben de geleyim seninle. Beraber gidelim. Sen Yasemin'le kalırsın herhalde biraz, değil mi? Tabii. Bırakmam arkadaşımı. Laflarız beraber. Oğlum. Bir şey yok dedin ama iyi görmüyorum seni. Canını sıkan bir şey mi var? Hadi söyle annene. Çocuk gibi davranma bana anne. Oğlum ben ne dedim şimdi? Neden saklıyorsunuz her şeyi? Ne var? Neden gitmiyoruz yine okula? Oğlum baban öyle istedi. Yeniden mi kaçırılacağım? Bundan mı korkuyor babam? Ne dedi sana? Öldürecekler miymiş bizi? Allah korusun oğlum. O nasıl söz? İşte böyle Pelin. Saçma sapan berbat bir şey oldu. Çok kötü hakikaten. Savaş hiç istemiyordur herhalde Yavuz'un başında durmak. Üzerine yürüdüğü, kavga ettiği bir adam sonuçta. Zaten o da ne diye geliyor hala senin yanına anlamıyorum ki. Deli midir nedir? Deli demek yetmez ona Pelin. Nasıl yani? Bu adam aşık olmuş bana. Ne? Aşık mı olmuş? Evet. Takmış kafayı sapık gibi. Allah kahretsin. Tabii ya. Şimdi anlaşıldı mesele. Savaş'ın haberi var tabii bundan. Evet söyledim. Onun da sinirleri bozuk. Of. O uzak durunca burası cehennem gibi. Buraya ait değilim ki ben. Her şey yabancı. İnsanların konuşmaları, evin hali. Mesela bir kahve istesen gidip kendin yapamıyorsun. Sen hanım alsın, sen hanım alsın. Ne demek bu bir bilsen? Alışırsın, alışırsın. İki gönül bir olunca. Anneciğim nereye koyayım bunu? Koy sehpanın üstüne. Ne oluyor Şanur Hanım? Hayırdır? Hayır Leyla Hanım, hayır çok şükür. Ömer'e bir kurşun dökelim dedik. Torunumun başında musibetler dolaşıyor. Korkmasın Ömer. Tövbe estağfurullah. Zaten yüreği ferahlasın diye yapıyoruz. Anne her şey tamam. Hani Fidan? Onu bekliyoruz. Gidip bakayım ben. Canım. Hoş gelmişsin. Hoş gelmişsin abi. Hoş gelmişsin. Doktorla konuştum. Durumu kötüye gitmiyor dedi. Hı hı. Bekliyoruz biz de. Geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Teşekkür ederim. Ben buradayım nasıl olsa. Siz gidip biraz dinlenin ha dayı. Hadi kızım. Biraz toparlan yine geliriz. Yok dayı, ben kalacağım. Ben bir eve uğrayayım. Üstüm başımı değiştireyim. Yalnız senin de güçlü olman lazım Çiçek. Ben bir yüzümü yıkayayım, toparlanırım. Geçmiş olsun o. Hepimize. Memleket ayakta. Mermiyi namluya kim verdiyse bulunacak. Bundan şüphen olmasın ağa. Senin de şüphen olmasın. Önce ben bulacağım o adamları. Otur, güzel güzel otur. Bitecek şimdi. Bismillahirrahmanirrahim.
Ne yapıyorsunuz siz? Ölümlerden döndü çocuk. Kurşun döküyoruz burada. Ama korkuyor çocuk, görmüyor musunuz Şahnur Hanım? Asıl dün kim bilir ne kadar korktu evladım. Torunuma dertler musallat olmuş. Ölümlerden dönmüş. Bırak da biz de kendi adetimizle, yolumuzla başa çıkalım. Bismillahirrahmanirrahim. Benim elim değil, Ayşe Fatma anamızın eli. Ferah yüreci. Ferah maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah. İsmail'e söyle, fakir fukaraya erzak dağıtsın. Başımızın gözümüzün sadakası olsun. Çok şükür. Allah oğlumu bize bağışladı. Şükürler olsun. Gel anne, geç. Al bakalım. Bir şeyler yemiş miydin? Ama canım istemiyor. Aç kalırsan abin daha çabuk iyileşmeyecek ki. Biliyorum. Yiyecek halim yok. Hep böyle yapıyoruz işte. Ne yapıyoruz? Kendimizi cezalandırıyoruz. Bence abinin acısını paylaşmak için aç bırakıyorsun kendini. Ama doğru değil bu. Biraz yersen, kendini iyi hissedersen daha iyi olmaz mı? Uyandığında abin böyle mi görsün seni? Nasıl görünüyorum ki? Çok mu kötü? Kötü değil de bitkin diyelim. Oğlum, portakal sıktım sana, taze taze. Hadi gel iç. Haldun, Ömer'e kurşun döküldü. Ay görecektin, böyle nasıl şaşkın şaşkın bakıyor. Yavrum, anlamadı tabii ne olduğunu. Ben anlıyorum ama. Ömer daha küçük ama ben değilim. Her şeyin farkındayım. Bizi kaçıracaklar değil mi? Yavrum, Allah korusun. Neden böyle tedirgin oldun birden? Korkulacak bir şey yok çocuğum. Beni oyalamaya çalışma anne. Şahnur Alam telefonda konuşurken duydum. Aşiretler arasında kavga başlıyormuş yine. Biz hep böyle ölüm korkusuyla mı yaşayacağız anne? Gayet iyi Ömer, sağ olun. Peki. İyi akşamlar. Size de. Ömer'i kim soruyor Yasemin? Bir müşteri, Yavuz Bey. Ömer'in hastalık durumundan haberi olmuştu da onun için soruyor. Soyadı ne bu Yavuz Bey'in? Korkmaz. Yavuz, soyadını değiştirmiş. Soyadını mı? Neymiş soyadı? Korkmaz. Çiçek Hanım'ı kaçırıp sonra da öldürülen iki adam... Evet. Onları Van'dan buraya getiren Yavuz Ağa'ymış. Yavuz, böyle yaralı yatağa bağlı, ölümün eşiğinde, insan gibi görünüyorsun. Ama biliyoruz değil mi? İkimiz de biliyoruz. Öyle değilsin.
Merak ediyorum. Ne zaman kan yerine nefret dondu senin damarlarına? Yasemin, kafamı çok kurcalıyor. Yavuz sizin hayatınızı kurtardı. Sağlığına duacıyım, tamam. Ama siz neden buluştunuz onunla? Buluşmadık Şahnur Hanım. Bir buluşma falan yok. Birden karşımda gördüm. Neden? Tesadüfen orada değildi herhalde. Sen onunla iş ilişkini bitirmedin mi? Bitirdim, tabii ki bitirdim. Görüşmek istemediğini katiye bir dille söylemedin o zaman. Yoksa niye karşına çıksın? Öyle değil mi? Senin derdin başka. Senin derdin benimle, biliyorum. Şunu aklından çıkarma Yasemin. Sen bir aşiret reisinin karısısın. Hanım ağası. Eskisi gibi değil durumun. Hadi ben işe gidiyorum. Yok sonra parka gidiyorum. Olmaz. Bir türlü tehlike var hepimizin başında. Savaş'ın haberi vardı nereye gittiğimden. Vardır muhakkak. Yalnız Savaş ses çıkarmadı diye sen bildiğin gibi davranamazsın. Savaş seni seviyor, bir şey dememiş olabilir. Ama yaptığının doğru olduğu manasına gelmez bu. Sorumluluğunu bil kızım. Yoksa kocanı zor duruma sokarsın. Abla? Ne oluyor? Ölmeyeceksin Yavuz. Mecbursun gözünü açmaya. Bir hesabımız var. Elimden geleni yapacağım seni yaşatmak için. Ne yapıyorsun sen? Zamanın böyle şeyler konuşmanın. Daha dün ölümden döndü bu kız. Biliyorum Pala. Sabretsene biraz. Ortalık kaynıyor zaten. Bir de evin içinde mi huzursuzluk olsun? Mecburum Pala. Bir an evvel söylemek lazım bunları. Bunlar bilinsin ki bir daha ölümden dönmesin hiç kimse. Hakan gitti mi? Hı, çıktı. Abim nasıl? Çabuk, acele edin. Ne oluyor? Doktor bey! Lütfen bir şey söyleyin, ne oluyor? Kapının önünde durmayın, lütfen geri çekilin. Savaş, yanındaydın sen, ne oluyor? Abi! Şöyle dedim. Nereye götürüyorsunuz? Lütfen doktor bey! Abime ne oldu? Kanama başladı. Ameliyata alıyoruz. Doktor bey! Çabuk, çabuk! Senin neyin var Fidan? Pala, Haldun çok korkuyor. Korkuyor mu? Neden? Bu olanlardan. Beni yeniden kaçıracaklar mı? Bizi öldürecekler mi diye diye yedi bitirdi kendini. Ben konuşurum onunla. Sen merak etme. Nerede şimdi? Odasında. Çıkmıyor dışarı. Oğlum merak ettim. Yavuz nasıl oldu? İyi mi durumu? Pek iyi değil anne. Yeniden kötüleşti. Deme Savaş. Say mı söylüyorsun? Hay Allah. Sakin ol anne. Ameliyatı aldılar tekrar. Çıkınca haber veririm. Bah bah bah. Allah yardımcısı olsun. Konuşuruz. Çiçek Hanım. Evet buyurun. Kardeş oluyorsunuz değil mi Yavuz Bey'in? Evet. Bunlar Yavuz Bey'e ait efendim.
Teşekkür ederim. Abicim bunlar mı kalacaktı senden geriye? Abim hiç hak etmedi bunu Savaş. Ne günahı vardı ki bunlar geldi başına? Düşünme böyle şeyler. Ben çok iyi bilirdim cevap vermesini. Şimdi şükrettiğin o adam senin oğlunu katil yaptı demeyi çok iyi bilirdim. Ha ne biçim insanlar bunlar? Bir de beni suçluyor her şey için, adam sanki normalmiş gibi. Psikopat işte, psikopat. Yasemin, yavaş kızım. Duyan olur. Tabii tabii, biz böyle yapalım. Aman duymasınlar, aman kulaklarına giderse perişan olurlar. Ama o istediğini söylesin. Benim ne halde olduğumu hiç düşünmesin. Haklısın kızım ama çare var mı? Sabırlı ol, ne olursun, sakin ol. Karnındaki bebeği düşün. Tamam anneciğim, tamam. Geçti, kusura bakma, sinirlendim işte. Elde mi sinirlenmemek? Öyle konuşulur mu hiç? Neyse konuşsun, ben susarım. Zamanı gelince Savaş gerekeni söyler nasıl olsa. Abim ben yanındayken uyuyordu Çiçek. İçin için yiyor farkındayım ama abinin kötüleşmesinin benimle bir ilgisi yok. Abime kızgınsın biliyorum. Ama ona zarar vereceğini düşünmüyorum Savaş. Olsun. Yine de söylemek istedim. Oğlum. Korkuttu mu seni? Sen niye dalgınsın bu kadar? Kız meselesi falan mı? Annen bu son olanlardan dolayı tedirgin olduğunu söyledi. Korkuyorum baba. Yeniden kaçırılmaktan, ölmekten. Niye bizim hayatımız böyle? Bunu kendime ilk sorduğumda ben de senin yaşlarındaydım. İki tabanca vardı benim de. Birini rahmetli babam vermişti. Diğerini de Şahnur Hala'nın kocası Hasiba. Sözleşmiş gibi aynı şeyi söylemişlerdi. Dost var, düşman var. Allah kullanmaya mecbur etmesin. Ama sen yine de sok cebine. Haldun, biz hep ölümü ensemizde hissederek yaşadık, doğru. Ama ne can almak istedik, ne can vermek. Kan dökülmesin diye nasıl uğraşıyoruz görüyorsun. Evet baba. Sen kocaman adam oldun artık. Bırak korkuyu bir kenara. Biz kandan uzak duracağız oğlum. Söz. Bundan böyle sen de, kardeşlerin de huzur içinde olacaksınız. Anlaştık mı? Geçmiş olsun. Hoş geldin Şahnur Hanım. Allah razı olsun. Hoş geldin Şahnur Hanım. Sağ olsun. Sağ olsun. Ne zaman çıktı ameliyattan? Az önce. Görebildiniz mi? Hayır, yoğun bakım aldılar. Allah yardımcısı olsun. Bak, benim bildiğim Yavuz Moran kolay kolay pes etmez. Sağ ol Şahnur Hanım. Tehlike şimdilik geçti. Hastamız tedaviye olumlu cevap veriyor. Durumu iyi. Allah'ım sen onu bize bağışla. Bu gece yoğun bakımda tutacağız. Tahmin ettiğimiz gibi giderse yarın odaya alabiliriz. Geçmiş olsun. Çok çok sağ ol. Bak gördün mü? O bana torunumu bağışladı. Yavuz da buradan sapasağlam çıkacak.
Sağ ol Şahmura Bey, inşallah. Acıkmıştır bu adamlar. Bir konuşayım da yiyecek bir şeyler getirteyim. İyi düşündün oğlum, iyi olur. Herkes yiyecek bir şeyler söyleyeyim. Hemen abi, tamam. Başlarına gelenlere inanamıyorum. Yasemin'in hali çok feciydi. Bütün bunlarla nasıl başa çıkılır bilmiyorum. Savaş da pek iyi görünmüyordu. İyi değil zaten. Bugün hastanedeydik işte. Koca hastane bir kıvılcım bekleyen adamlarla dolu. Baktım baktım. Hiç bilmediğim bir dünya. Dışındayken bile zor geldi. Kim bilir içinde neler hisseder insan. Neler yaşar. Sen iyi misin? Bilmem. Yorgunum galiba. Hadi bir şeyler dinleyelim. Ne çalayım sana? Otur sen. Ben bulurum bir şey. Şey daha iyi gelemezdi. Hakan, nerelere gittin? Hiç. Gün oldu, gece oldu, gitmedi yüzü. Çok şey eksik, çok şey yarım, canın yaşlı gözü. Kuru bir ayaz kapımda, kış kıyamet, ah yokluğum. Kaderimin ince süsü, aşkımın lekesi. Da izi kalır aşkımın lekesi. Çiçek kızım, doktoru duydun. Abin iyi. Bu gece zaten göremeyiz. Hadi eve gidelim. Sen de perişan oldun. Biraz dinlen ha? İyi haberini aldım ya. Toparlandım ben. Halini görüyorum kızım. Bekleyen var burada. Yarın ayıldığında sana daha çok ihtiyacı olacak abinin. Biraz uyu sen de ha? Çiçek. Annem doğru söylüyor. Hadi. Hadi. Hala, yatağa uzansaydın. Yorulmuşum, oturdum kaldım böyle. Kalkarım birazdan, ineriz aşağı. Haldun'un yanındaydım ben de. Nasıl, iyi mi? Daha iyi sanki. Senin konuşman iyi gelmiş ona. Ağır şeyler yaşadı çocuk. Bilmiyorum ki Fidan. İnşallah çabuk atlatır. İnşallah Bala, inşallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Girin siz, geliyorum. Var mı bir haber? Yok abi. Burayı, Van'ı her yere ayağa kaldırdım. Hiçbir iz yok. Aslında şaşırmıyorum. Şaşırmıyor musun? Neden abi? Bu iş başka bir yerden. Hangimizin kitabında var kadına çocuğa kurşun sıkmak? Kim yaptıysa bunu, hedef Yavuz'du bana kalırsa. Kimin garezi var acaba bu adama? Kimin olmaz ki Eşref. Adamın ne olduğu belli. Kim bilir kimin ayağına bastı. İşin kötüsü, benim garezim olduğunu herkes biliyor. Bu işi çözemezsek herhalde önce benim yakama yapışırlar. Deme öyle abi. Adama yumruk attığım dünya alem seyretti televizyondan. Merhaba. Merhaba Yasemin Hanım. Abiniz daha iyiymiş, haberini aldım. Evet. Kanaması tekrarlayınca korktuk ama şimdi daha iyi. Geçmiş olsun. Size de. Çok büyük tehlike atlattınız. Ömer de, siz de. Teşekkürler. İyi akşamlar. Size de. Alo, Yavuz Mor... Yavuz Korkmaz'ın telefonu, buyurun. Şey, Ceyda ben. Yavuz Bey uygun değil galiba. Kardeşiyim ben. Abim hastanede şu anda. Hastanede mi? Geçmiş olsun. Ciddi bir şey değildir umarım. Rahatsızlandı biraz. Hay Allah. Nesi var? Ateşi yükseldi, biz de götürdük. Doktor gözetim altında tutmak istedi. Anlıyorum, peki. Ben vaktinizi almayayım sizin. Rahatsız ettim, kusura bakmayın. Geçmiş olsun tekrar. Rica ederim, sağ olun. Yani sizi üzmek için söylemedim Çiçek Hanım. Kusura bakmayın. İyi misiniz? Evet, daha iyiyim. Ne oldu? Siz demeyecektik birbirimize. Unuttuk yine.
Savaş. Ben sana birinin aşık olması fikrine katlanamıyorum Yasemin. Ben de katlanamazdım, haklısın. Bu adam senin adını sayıkladı hastaneye giderken. Üzülme. Seninle bir ilgisi yok. Dayanamam senin üzülmene. Ben de senin üzülmene dayanamıyorum. Ama biliyorum nasıl kızgın olduğunu. Bu sabah sanki uzakmışsın gibi hissettim seni. İçim boşaldı sanki. Ne yapacağımı şaşırdım sen çıktıktan sonra. Çok seviyorum seni. Canım. Ho ho. Ho ho. Baba. Baban aşağıda oğlum. Misafir geldi, onunla konuşuyor. Hop hop. Tahmin ediyordum bunu. Evet. Maalesef Savaş Bey. Faillerin bir an önce bulunması çok lehimize olur. Yoksa baş şüpheli benim. Polisin de herkesin de bildiği tek bir şey var. Kameralar önünde yumruk attınız Yavuz Moran'a. Yalnız benim karım ve oğlum da öyle bilirlerdi orada. Polise ifade verirken söyledim bunu. Bu doğru. Eşinizi çocuğunuzu tehlikeye atmanız beklenemez sizden. Ama bu adamın sizden başka görünen bilinen bir düşmanı yok. Belki... Belki ne? Polis Yavuz Moran'ın ifadesine başvurmak için kendine gelmesini bekliyor. Belki o da söyler bunun başka birilerinin işi olduğunu. Yavuz mu? Bu adamı bilmiyormuş gibi konuşmayın. Polisin benden şüphelendiğini öğrenirse bilhassa verir benim adımı. Gidince ara kızım, olur mu? Ararım Şahnur Ana. Belki sen gidesiye açar gözünü ha? İnşallah. Sabah uyuyordu hala aradığımda. Buna da şükür. İki ameliyat geçirdi dün. Bir de şunu yapanlar çıksa ortaya. Çıkacak Şahnur Ana. İnanıyorum ben. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle haberleşiriz. Güle güle. Yavuz Bey. Yavuz Bey. Günaydın. Geçmiş olsun. Sağ olun. Nasılsınız? Daha iyisiniz değil mi? Evet. Nasılım? Zor bir soru sordun. Çok zor. Beğenmedin yani. Nasıl söyleyeceğini bilemiyorsun. Evet, doğru. Bilemiyorum ne diyeceğimi. Nasıl anlatacağım şimdi ben?
kadar güzel olduğunu, sana aşık olduğumu. Hangi kelimelerle? Bilmem. Dene bence. Dur bakalım. Belki kokun alırsam bulurum o kelimeleri. Daha kötü oluyorum. Hiçbir şey düşünemiyorum. Düşünme o zaman. Bir daha öp beni. Seni çok seviyorum. Ben de. Bak Gülen, surat yaptım. Ne olmuş? Ben de yaparım. Hem de yeşil gözlü. Benimkinin saçı bile var. Neye gülüyorsunuz bakayım? Söyleyin biz de gülelim. Aa, ne güzelmiş bunlar. Siz mi yaptınız? Vallahi sanat eseri olmuş. Aferin size. Haldun, sen ne diyorsun oğlum? Sergi açılır mı bunlarla? Daha ne kadar evde oturacağız baba? Hadi bakalım. Doğru elleri yıkamaya. Konuştuk bunları oğlum. Birkaç gün daha sabret. Ortalık bir durulsun. Okula gitmek istiyorum baba. Arkadaşlarımı özledim. Burada hapiste gibiyim. Sıkıldım. Haklısın. Erkek adamın ne işi var evde? Hadi kalk. Beraber çıkalım. Baba ol, biraz dolaşalım seninle. Hem hava alırız hem dertleşiriz. Olmaz mı? İyi peki. Çok teşekkür ederim. Yürü. Memur Bey, bir sorun mu var? Yavuz Bey'in kardeşi oluyorsunuz değil mi? Dün de buradaydınız. Evet. Abinizin ifadesine başvuracağız da. Kendine geldi mi abim? Doktor içeride Çiçek Hanım. Çıksın da bakalım ne diyecek. Bir şey bulabildiniz mi memur bey? Kim yapmış olabilir bunu? Hayır. Bu arada abinize düşmanlık besleyen birileri var mıydı? Bilginiz var mı bu konuda? Hayır, bir bilgim yok. Doktor bey, abimin durumu nasıl? Gözünüz aydın. Az önce uyandı. Durumu iyi. Görebilir miyim? Tabii, buyurun. Abi. Abicim. Canım. Çok şükür. Nasılsın? Doktor iyi dedi senin için. Sağ ol kardeşim, iyiyim. Ben ne kadar oldu geleli? 24 saati geçti. İki ameliyat geçirdin. Çok ağır yaralıydın. Evet. Ateş ettiler bize. Korkunç bir şey. Kim yaptı bunu abi? Biliyor musun? Polis dışarıda bekliyorlar. İfadeni alacaklarmış. Şeyi sordular bana. Ne sordular? Abinizin düşmanı var mı diye. Sen ne dedin? Demedim bir şey. Ama galiba savaştan şüpheleniyorlar abi. Bana öyle geldi. Çiçek Hanım, memur beyler abinizle konuşmak istiyorlar. Tabii tabii, buyursunlar. Ben dışarıdayım abicim. Onların işi bitince gelirim yine.
Yorma kendini, olur mu? Tamam. İyiyim ben, merak etme. Yavuz Bey, geçmiş olsun. Sağ olun. Nasıl oldu bu olay? Ben de anlamıyorum nasıl olduğunu. Çok hızlı olup bitti her şey. Bir arabadan kurşun yağdı üzerimize. Bütün hatırladığım bu. Peki, şüphelendiğiniz biri var mı Yavuz Bey? Size zarar vermek isteyebilecek, düşmanlık besleyebilecek biri. Tasa doldu gönül kesesi. Baharların, yazların çıkmıyor sesi. Gün oldu, gece oldu, gitmedi yüzü. Çok şey eksik, çok şey yarım, canın yaşlı gözü. Kuru bir ayaz kapımda, kış kıyamet, ah yokluğum. Kaderimin ince süsü, aşkımın lekesi. Hada izi kalır aşkımın lekesi.